Concordato ile ilgili sorular geliyor. Concordato nedir? Concordato, ödeme güçlüğü içerisine düşen şirketlerin borçlarından kurtulması için tanınan yasal bir imkan. Şirketler, firmalar, şahıslar ödeme güçlüğü içerisine düştüğünde ister borca batık olsun ister olmasın Concordato teklifinde bulunabilirler. Concordato teklifinden önceki tarihte doğmuş olan imtiyazlı olmayan borçlar Concordato teklifine tabidir. Şirket Concordato ön projesi hazırlar ve yasanın tanıdığı bütün belgeleri de tamamlayarak mahkemeye başvuruda bulunur. Mahkeme başvurudaki belgelerin eksiksiz olduğunu görünce 3 aylık geçim mühlet kararı verir. Geçim mühlet kararı 2 ay uzatılabilir. Geçim mühlet kararından sonra 1 yıl kesim mühlet kararı verilir. Kesim mühlet kararı da 6 ay mahkemece uzatılabilir. Süreç bu şekilde yürür. Sonra Concordato ön projesi kesim proje haline getirilir ve alacaklar toplantıya davet edilir. Teklif oylanır. Eğer oylanırsa, kabul görürse mahkemenin tasdikiyle birlikte ödeme süreci başlar. Eğer kabul edilmezse Concordato teklifi reddedilir. Şirket borcu batık ise iflasına karar verilir. Yoksa teklif reddedilmiş olur ve şirket alacaklarıyla normal cebri icraya maruz kalacak şekilde baş başa kalabilir. Şimdi Concordato geçim mühlet kararı verildiğinde komiser atanır. Concordato komiseri. Komiserin nezaretinde şirket faaliyetlerini yürütür ve Concordato teklifini olgunlaştırarak kabul edilmesini sağlamaya çalışır. Kısaca böyle anlatabiliriz. Concordato'nun işçi alacaklar üzerinde, işçilik alacaklar üzerinde etkisi de soruluyor. Concordato işçilik alacaklarını kapsamaz Concordato teklifi. Dolayısıyla Concordato'ya ilişkin tedbir de işçilik alacaklarını kapsamaz. Yani işçiler kendi alacaklarıyla ilgili Concordato hakkında karar verilmiş, Concordato teklifi hakkında geçici mühlet ya da kesin mühlet kararı verilmiş şirket aleyhine icra takibi yapabilirler. Bir de şunu belirtelim. Concordato geçici mühleti kesin mühletin sonuçlarını doğurur. Hani geçici mühlet verildiğinde artık Concordato'ya ilişkin tedbirler de hayata geçmiş olur. Bunu da böyle belirtelim ama işçilerin alacaklarını olumsuz etkilemez.